Arkadaşlar selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar aslında böyle bir video çekmek gereksinimi nasıl duydum? Aklımda yoktu. Markete alışverişe gittim. Dönüşte de arkadaşlar pet shopçudan vatoz balıklarıma yem alacaktım. Ufak bir paket yem aldım. Çünkü ben normalde İstanbul'da yem aldım. Evde var da 17'sinde gittiğim zaman artık dönüşte getireceğim. O yüzden geçici ufak bir paket aldım. Ve arkadaşlar o konuya akvaryumun başına geçtiğimiz zaman değineceğim. Size anlatacaklarım var arkadaşlar. Şimdilik açılış havuz başında yaptım. Arkadaşlar havuzda her şey yolunda. Arkadaşlar gene bir sürü yavru var. Ve bu yavrular arkadaşlar bir dahaki videomda toplayacağım. Hatta onu toplama taktiğini de buldum arkadaşlar. Süzgeçle uğraşmayacağım. Daha büyük bir aparat yapmıştım. Onu da göstereceğim. Daha büyük bir aparat yapmıştım. Takip eden arkadaşlar abiler bilir. Onunla beraber arkadaşlar komple rafya kağıdını kaldıracağım. Büyük bir saklama kaplarım var. Büyük saklama kabının içine atacağım. Orada ayıklayacağım yavruları arkadaşlar. Gene bir sürü var arkadaşlar. Yani bakın arkadaşlar şuradaki yavru Türk kılıçların yavrusu. %1 milyon siyah beyaz. Şurada yavrular var. Arkadaşlar rafyanın içi bildiğiniz yavru kaynıyor. Yani şimdi yaklaştım iyice saklandılar. Ama arkadaşlar her taraf yavru. Bakın şuralarda var. Özellikle şurada var arkadaşlar. Özellikle yem attığım zaman arkadaşlar onlar da çıkıyor. Bakın şurada var. Kırmızı bir balık var artık. Ya platı yavrusu. Çünkü kırmızı platilerim var. Arkadaşlar rafyanın içi dolu. Yani bir dahaki videomun konusu da bu olacak. Tabi yapım aşamalarında videoyu çekmeyebilirim. Çünkü arkadaşlar bazılarının hoşuna gitmeyebilir o görüntüler. Çünkü biraz da eziyet olacak hayvanlara. Ama yaptıktan sonra videoda kesinlikle görülecek değil. Evet. Havuzda durumlar bu arkadaşlar. Gayet havuzun sistemi yani bildiğiniz resmen oturdu. Resmen oturdu. İnşallah akvaryumdaki balıklar biraz daha büyüsün. Dediğim gibi arkadaşlar balık eklemeyeceğim sanırım. Balık eklemeyeceğim sanırım. Çünkü bayağı balık olacak. Yani tahminimce Haziran ayına kadar bu havuz balık dolu olacak. Balık dolu olacak. Öyle tahmin ediyorum. Bakın siyah molim patlayacak. Yani onu yakalamaya çalıştım. Yakalayamadım. Yavruluğa koyacaktım. Yakalayamadım. Onu da yakalamaya çalışacağım. Bakalım. Ama bu videonun konusu şu an o değil arkadaşlar. Evet. Şu siyah balık arkadaşlar. Şurada ne olduğunu bilmiyorum. Siyah cüce vatozları aldığım vatandaş yanlışlıkla kepçeyle gelmişti. O balık. Bir tane daha gelmişti ama artık sanırım o da kılıç kuyruklu arkadaşlar. Bendeki kılıç kuyruklara benziyor. Çünkü kılıç kuyruklarımın arkadaşlar bayağı bir erkek çıktı. 7-8 tane belki erkek çıktı. İlk aldığım kırmızı kılıç kuyruklar bir önceki videomda da söyledim. En sonuncusunu kaybettik. Yani arkadaşlar gerçekten akvaryumda kayıp olayı çok az oluyor. Gerçekten az oluyor. Demek ki doğru bir laf. Ne kadar büyük hacim o kadar sağlıklı balık arkadaşlar. O yüzden olabildiğince büyük hacimlerde akvaryum ve tıkka basa balık doldurmayın arkadaşlar. Yani size tavsiyem yani çok balık doldurmayın. Bakın toplandılar yem atacağım diye. Evet. Akvaryum başına gidelim. Arkadaşlar bir önceki videomda söylemiştim akvaryuma kum alacağım diye. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Arkadaşlar akvaryuma kum aldım. İnanın çok fark etti. Yani daha yeni koydum kumları. 2 gün 3 gün oldu arkadaşlar. Çok fark etti. Bence daha da edecek. Çünkü daha dip çekimi yapmadım. Kumu eklerken arkadaşlar video çekmek istemedim. Çünkü çok çirkin görüntüler oluştu. Su bir bulandı. Yani korktum yani balıkları kaybedeceğim diye korktum. O kadar yıkamama rağmen korktum yani. Arkadaşlar ve balıklar belirginleşmeye başladı. Görüyorsunuz çöpçü balıkları daha önce yumurta olarak getirdiğim çöpçü balıkları çıktı. Bakın filtrenin altında var.
Şu karşıda var. Elma salyangozları arkadaşlar. Havuzda da 4-5 tane gördüm. Yani burada da arkadaşlar maşallah balıkların sağlık durumu yerinde. İstanbul'a geldiğimde cam ayarlıyorum arkadaşlar. Cam kestireceğim. Cam kestireceğim. O camları bir şekilde buraya getireceğim. Bagajda artık. Bagaj hakkım sanırım bilette tam olarak bilmiyorum. Varsa getireceğim. Yoksa elde getiremem. Çünkü yasak. Bir deneyeceğim arkadaşlar. Sump sistemi yapacağım. Hamburg filtre sistemi yapacağım gene. Evet arkadaşlar görüyorsunuz maşallah dişi iyice renklenmeye başladı. İyice renklenmeye başladı. Yani buradan hafif artık büyüyenleri azar azar yakalayıp arkadaşlar havuza atacağım. Havuzdan da ufakları buraya. Gelelim videomuzun asıl konusuna arkadaşlar. Yine çöpçü yumurtaları arkadaşlar. Pet shopçıya uğradım. Vatozlarıma yem aldım. Yani ufak bir paket aldım. Geçici çünkü evde anlattığım gibi evde yem var. Almıştım. Ve arkadaşlar bana dedi ki çöpçü yumurtaları var. İstersen verebilirim dedi. Ya arkadaşlar bir odaklamadı. Çünkü poşetten çıkarmayacağım. Bir saniye koyu bir şeyin üstüne koyabilirsem onu ancak o şekilde gösterebilirim. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Şapkayı buldum. O şekilde göstereceğim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani biraz gözüküyor. Arkadaşlar sanırım bir 50-60 tane kadar yumurta var. Dedi ki istersen verebilirim dedi. 3-4 gün oldu. İstersen dedi verebilirim dedi. Dedim sen bir şey yapmayacaksan alırım dedim. Problem değil. Sonuçta hobi olarak yapıyoruz. Hem de öğreniyoruz arkadaşlar. Metinen mavisi daha önce dediğim gibi getirmiştim Türkiye'den. Gene ilk yaptığım sistemi yapacağım arkadaşlar. Poşetle beraber şu kavanozun içine koyacağım. İçine de havayı vereceğim arkadaşlar. Bir de bambu bitkisini göstereyim arkadaşlar. Bu fidanları daha önceki videomda görmüşsünüzdür. Kesmiştim. Yani arkadaşlar kökleri daha çıkmadı ama yaşıyorlar sanırım. Çünkü herhangi bir çürüme ya da vesaire yok. Fena değil. Evet. Arkadaşlar durumlar bunlar. Şimdi ben bunları kavanoza koyacağım. Metinen mavisi ve hava taşı atacağım arkadaşlar. Artık inşallah çıkmasını bekleyeceğiz. Hemen Artemia setini de kuracağım. Çünkü biliyorsunuz ama Artemia setini daha sanırım erken. Çünkü yumurtalar açıldığı gün yemlemeyeceğim. İkinci, üçüncü gün arkadaşlar Artemia ile beslemeye başlayacağım bunları gene. Bir 15-20 gün öyle devam edeceğim. Ondan sonra arkadaşlar zaten fazla da fanusta tutmam. Bu akvaryuma atarım büyük ihtimalle. Maşallah ya. Yem verdim sabah da şimdi vermek istemiyorum. Akşam vereceğim yemi. Yem vereceğim sanıyorlar. Kovalaşıyorlar. Ya ben siyah dişi vatozumu göremiyorum ya. Filtrenin altında mı? Değil. Allah Allah. Erkekler burada. Aa dişi de buradaymış ya. Buradaymış evet. Arkadaşlar bir önceki videomda söylemiştim. Yelliyor diye sanırım arkadaşlar. Yellemiyormuş öyle sandım. İçinden hiç çıkmıyordu. Bugün de çıktı içine hiç girmiyor küpün. Yani arkadaşlar hakikaten taşın faydası oldu. Akvaryum yani çok bulanık değil. Çok kötü değil. Çok kötü değil. Yani hem görüntü açısından dip çekimi de artık ayarlayacağız arkadaşlar. Zaten öyle çok büyük bir akvaryumumuz yok. Yani bir şekilde yapacağız yani. Yapacak bir şey yok. Melekler arkadaşlar meleklerimiz maşallah keyifleri yerinde, sağlıkları yerinde. Şimdilik böyle. Japon balığımız arkadaşlar o da görüyorsunuz. Biraz taş kaldı bunun içine attım. Aslında melek tankına atacaktım da arkadaşlar bunun içine attım. Çünkü bunun da suyu çok tortuluydu. Bu şekilde. Kribensizlerimiz burada. Kribensizleri arkadaşlar vereceğim. Deniz abinin dediği gibi elden çıkaracağım. Bunlardan bir şey çıkmayacak. En azından bu akvaryumu havuzdan elleyeceğim. Balıklar için kullanabilirim mesela. Yavrular için. Her şey yapabiliriz yani. Yani her türlü değerlendirebiliriz. Ama kribensizlerde ya belki de gerekli ortamı kuramadık. Gerekli ortamı kuramadık. Belki de çok sabırsızım bilmiyorum ama bayağı oldu alalı onları da. Yani
Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz da böyle olsun. Şöyle köşeyi bir, hatta bunu belki ekran fotoğrafı yaparım. Bir fotoğraflayabilirsem. Evet, fotoğrafladım. Bunu da ekran fotoğrafı yapabilirim. Bugünlük videomuz böyle olsun arkadaşlar. Gene videomuz adı. Kanalımı izleyip de abone olmayanlardan ricamdır. Abone olurlarsa sevinirim arkadaşlar. Polonya'dan herkese selamlar, saygılar. Hayırlı hobiler dilerim. Hoşçakalın.